Bu adam çok pisi pisine gene. Yani diyoruz ya mesela niye ölmüş? Alsın cebindeki parası için. Bankada ne kadar varmış Müge Hanım? Bana 300. Hala para derdinde 440 ya. 440 varmış. Bak işte para için. Söyledi, herkese söyledi. Herkese söyledi. Kamyon alacağım, param var. Baş düşmanı herkese sendin söyledi. Zaten. Hı? Baş düşmanı sendin zaten. Ben dedim. Yemek parasını elinden alan da söyledin. Olsun, ne yapayım? Evimin adamı bu. Benim eşim evime birlik hayat geçirmiş. Mutlu. Niye? Paralarım vardı. Onları harcasaydın keşke. Sizin paranız babamın kefen parası oldu. Senin de olsun inşallah. Lazım değil. İnşallah paranın da olsun. Göreceksiniz. Biz karşılarız. Size de ceza aldı. O babam size küs gitti. Buyurun halin. Milleti tehdit ediyor. Cenaze mi? Yine var esas bu işte sen bunlar. Çıkacaksın. Esas bunun arkasında bunlardır. Yine sen çıkacaksın. Bunu da göreceğiz. Bunu Hasan Hüseyin'e şeyi gönderen, kendi damatlarına adamı komşusu. Gönderen, onun kiracısı. Kiracısı hem de Uğur dedikleri. Uğur dedikleri hem kiracısı. Hem de damadını aldırmaya gönderdi. Onunla da görüştük. Bizim damat kiracımız öyle bir kötü insan değil ki 7-8 yıl. Niye gönderiyorsun onu? Hazmettiriyorsun insanları. Orada oturuyor ya. Ama gitmiş söylüyor. Niye insanları hazmettiriyorsun? Sen demişsin git ben demedim. Sen demişsin. Hayır Şerife dedi arabaya baksın diye o zaman belki gittiyse vallahi de haberim yok ya. Siz söylemeseniz niye gitsin? Yani, ama kavga dövüş yok ki. Hiç kavga dövüş yoktu. Ya bunlarla bizim biz alakalı. Biz oradan şüpheleniyoruz. Ama Seher Hanımcığım. Buraya bağlandıklarında sizin damadın arkadaşları yalan ama söylüyorlar, ki, iftira atıyorlar aynen. Dedi. Biz giden adamı bulduk dün koca damadın söyleyince. Evet gittim diyor. Tehdit tamam. Etmedim ama diyor öyle de görülürse özür dilerim. Seher gönderdi beni diyor. Hayır bununla bak. Evet. Müge Hanım damat bunu dövmüştü. Hayır dedi ki bu dedi anne araba yok. Uğur dedim orada iş yeri yakın dedi. Bakayım bir kapıda pecede araba var. Eğer yok, bunlar dedi. Olmasaydı zaten biz ortaya fazla müdahale edemezdik yani. Bizim de bazı duyumlarımız vardı. O Yasin'i daha dün akşam şeyi bize söylediler. Ne kiracısı duydunuz abi söyleyin ne olduğunu. Kiracısı olduğunu bize söylediler. Uğur'un. Uğur'un. Dün zaten damat da söyledi zaten kiracısı evet. Uğur'u gönderdi diye. Evet. Ben bilgileri zaten size daha hala saklıyor. Beyaz ben Şahin de Uğur'un ki. Beyaz Şahin de onların. Şahin var mıydı Uğur'un o zaman? O Elma Dağı'ya gittikleri de belki Elma Dağı'na gittikleri Şahin... Uğur'un arabası. İyi tamam. Siz doğrusunuz. Siz bize de iftira atıyordunuz. Allah'ını yani sen herkese iftira atmışsın zaten. Ya hangi iftira atmışsın? Herkes yalancı. Yalancıymışız. Sen mi doğrusu? Big sen gelmeyeceksin ama. Sen Ankara'ya koymayacaksın. Sen bakalım cenazeye gelebilecek misin? Gel alabiliyor musun sen cenazeyi? Gel. Terbiyesizler. Zaten bunun başında da dedi. Siz oraya gel senin dayı. Kendi dedi ben size cenazeyi vermeyeceğim. Sizi cenazeye koymayacağım diye. İki senedir konuşmuyorlar Mükemmel. İki senedir cenazeyi o araziye için konuşmadılar bundan. Küstürdünüz adamı ya. Küs ya sen ya. Bizi uzaklaştıran sensin adam yıllarca. Adam kendi düğüne kendi geldi. Konuşmadı. Ben amcam 30 senedir görmüyorum ya Müge Hanım. 30 senedir amcamı görmedim bunların yüzünden. Göreydin ya. Bir tane fotoğrafımız yok ya. Düğüne bile gelmedin ya. Yazıklar olsun. Düğününe bile gelmedi. Seni kaç kere davet etti. Kaç kere. Ama canım görüşmediğim düğününe? Adama da yani sen bilezik takmak için niye düğününe gideyim yani? Beni evine almıyor, konuşmuyor, düğünüme gel. Şimdi çok açık söyleyeyim yani. Müge Hanım, yani amca olarak da gidince bir bilezikle altı takmam lazım. Bunlar mafya peşinde Müge Hanım. Aradığımda bile amcama bana küfürler etti Müge Hanım. Amcama ben sadece o beni dışarıdayken arayabiliyordu. Evdeyken kesinlikle görüşmüyordu. Bir bak bana hiç alakası olmuyormuş. Nasıl alakası yok ya? Arasın ben mi aradım? Bir gün aldı telefonu elinden mi? Hayır ben sana sesini kastetip bırakmadım. Vallahi billahi ama ya. Ama bir şey söyleyeceğim Seher sen de bunu söyledin. Niye? O Deniz aradığında senden gizli arıyormuş sonra öğrenince. Eşim dedi konuşmuyorum engelledim bunlar bana hoş geldin yapmadı ama, hepsini konuşmuyorum. Ama bir tane. Ya, düğünde ben yani ben şunu anlayamıyorum bak bunu gerçekten anlayamıyorum. Senin eşin. Ya görüşe kendi dedi ben görüşmüyorum. Benle konuşmuyor. Hayır. Demediler mi? Demedi tamam mi? Da yani sen de şunu demiyor musun? Sen amca olarak nasıl yeğeninle konuşmazsın? Olur ya ama kocasına bir onu problemi alattı, olur. Orada ay, konuşmadılar ağlayarak. Hayır Seher'cim. Temin ederim geldi ağlayarak. Seher'cim sen ya. Şunu söylemen lazım. Sen baba yarısısın. Niye yeğeninle konuşmuyorsun? Ama onlar da onu kırdılar. Konuşmadılar. Ne yaptık ya? Ya hoş geldin. Ne yaptık? Geçen sene oldu. Düğün geçen sene oldu. Hasan'la biz 30 senedir görüşmedik. Düğün geçen sene olmadı mı? Hasan'la.
düğünde bile yok. Geçen tamam, sene düğün olmadı mı? Tamam, bizim evimiz burada, siz de Çankırı'dasınız. Kaç kere geldiniz? Müge Hanım, biz başlangıçta zaten dedik, benim buraya geldiğimde, ben dedim ki 4 parça eşya çaldılar. Aa, onun işte, için bak, bu birinci hiç madde. Hiç ben kesinlikle İki, bunların evine gitmemiştim. Bir dakika, bir dinle sonra sen cevap ver. Bir dinle, dur bakalım ne diyor. İki, bu çocuk meydanda yok. Bunları bırak ya. Aynen. Babaannemin ellerini kırdı. Seninkini keşke. Annem bunların evine gidiyor. Annesi vallahi. Ve kardeşliğine. Dinle, cevap ver, bir dinle. Kardeşimi dövmek istiyorlar. Annem araya giriyor, annemin parmağı kırık geldi. Biz gittik aldık geldik ya. 32 sene önce bu 32 tamam, sene ama. Zaten görüşmüyorduk. Zaten yani onun için görüşmüyor ya. Bu gelsek birbirimize gireceğiz. Bu insanlar attığınız çamurlar yüzünden zaten sizinle görüşmüyorduk. Seninle görüşeceğim ben seninle. Ne görüşeceğim benle? Hala tehdit ediyor canlı yayında. Ya burnumuzdan getirdiniz bize, her iftirayı çaldınız buradan siz. Senin bana attığın hakaretler, küfürler, ettiğin, beni aldırmaların, bunlar ne olacak peki? Sen de buna dedi, kocan 60 yaşında, buna layık bak gördün. Ya kocayı ne yapacaksın sen yavrum? Sen hayır, kocanı aramıyor musun? Sen kocayı ne yapacaksın? Aradım sen... ben aramıyorum. Bu hakaretler neyin nesi? Biz buraya kimi aramaya geldik? Biz de geldik herhalde oraya. Sen gelmedin, biz geldik. Biz geldik, ben sen geldin. Buradayım ya 10 gündür. 10 gündür gelmek ben niye zorunda buradayım? Kaldın. Gelmek zorunda kaldın. Yok. Çünkü suç senin üzerine yıkılacaktı. Yok, benim üstümde sen suçum. Ondan kaçtın. Hayır canım, benim üstümde. Ya hayır, niye geldin? 5 tane kardeşi var, 5 tane kardeşin hiçbirine konuşmuyor Müge Hanım. Ben suçlu olsam biz de 5 kişi, bizimle de konuşmuyor. Herkesine küs. Sen Müge'ye çık. Herkesine davası var. Sen Müge'ye çık, ben sana neler yapacağım diye bana ettiği tehditleri arkadaşlara attım. Size verdik o bilgileri. Atacağı iftiraların hepsini sizlere gönderdim. Yapacaklarını ben. Sen de yaptın, senin mesajlarını da yaptırıyor bizde. Bak Seher Hanımcığım, Şerife, ben mesela bunun nedenini gerçekten hiç anlayamıyorum. Ama ben bunu daha evvel de söyledim. Mesela şimdi babamın cenazesine gelemezsin diyene kadar şöyle demen lazım. Özür dilerim, biz böyle olacağını tahmin etmemiştik. İyi ya ki geldiniz. Zaten tahmin etmiyorduk böyle. Tamam, iyi ki geldiniz. Biz 3 aydır döner diye bekliyorduk ama bak adam öldürülmüş, kemikleri yok. Ne güzel işte, katilleri de cezaevine girecek, kanımız yerde kalmayacak. Kalmayacak. Bütün söylediklerim için özür dilerim. İyi ki gelmişsiniz. Biz de sizin peşiniz sıra geldik. Ya ben bir şey demiyorum. Hayır, senin onlara öyle yani söylemen gerekmez ama mi? Ama hakaret ediyorlar. Ha bir hakaret edince bizim de psikolojimiz bozuldu. Biz şüpheli kayıp demeyene kadar bunların öyle bir dilekçe biz götürüp de verdikleri yok. Evet. Müge Hanım, benim emniyetteki dilekçelerimi bir isteyin. Ben kaç tane dilekçe verdim? Peki niye komşuların da aynı şeyi söyledi? Ne dediler? Bak, bir şey söyleyeceğim. Biz sakinleşir. Biz gelir dedik. Ya çok rahat. Bak ben seni eğer şurada şu kadarcık tanıdıysam ki artık insan tanıdığımın da şey yapmayacağım. Ben komşulara da dedim gelir dedim o. Bak ben insan tanırım. Benim insanın gözüne bakmam gerekiyor. Allah aşkına bu tecrübe ama özel bir yetenek değil. Tecrübe. Artık olmuş kaç sene. Senin gibi bir kadın ne kocasını bırakır? Ama gelmedi, bulamıyorum, ne yapayım? Bak, ben kamyon aldı ya dedim, gidip şikayetçi olsaydın onlardan bulunurdu. Kocasını başı boş bırakacak bir kadın değilsin. Ben sen yeğeninin bile... Şimdi telefonu meşgul alıyor, biz ondan çok umutlandık. Ya bir lafımın sonunu getirebilir miyim? Rica edebilir miyim? Sen yeğeniyle bile görüşmesine izin vermeyen hayır, bir eş olarak yok vallahi, söyledin. Kendin söyledin. Tamam da tartı kendileri küstüler. Bu küstü ya. Gizli gizli arıyormuş. Öğrendin. Öğrenince neler yazmışsın yeğenine. Amca seni bilmem ne yapsın diye. Ama iftira yapıyor mu? Kıza yapıyor. Bana yapıyor. Biz de iftiranın altında mı kalalım? Ya iftira. Sizden derdiniz bize yetiyor ya. Ben oradaki iftirandan bahsetmiyorum. Sen kocanın ailesiyle görüşmesine kızıyorsun. Yok, hiç de değil. Kızıyor mu ya? Kızıyor. Ama mesela biz gelin almadık, oğlumuzu verdik. Söyledin. Tamam, biz gitmiyordum. Ben gitmiyordum. O da telefona görüşüyordum, konuşuyordum. Bilmiyorum ben. Niye o zaman senin yanında konuşamıyor? Düğünlerde davet diye götürmüşüm, görmüşüm bunları. Senin yanında niye konuşamıyor? Geçen aradılar, meşgul aldı. Açmadı telefonunu. Ben ne yapayım, açaydı. Bırak son yalanlarını. Vallahi aradınız. Ya canım, beni de kardeşim de arasa bir yerde aç dedim de açmadı ya, ne açacağım dedi. Vallahi öyle dedi, aç dedim telefonunu. Hatta çünkü kızı arayıp küfür etmiş. Babamla annem de onları, amcamı aramış. Amcam da artık utancından telefonu cevap veremiş. Telefonumu açmadı, cevap açamamış vermedim. Açamamış yani adam daha doğrusu. Vallahi sen aslında edepsizliğine karşı aramıştın. Böyle yapıyorlar demek için mi aramıştın? Evet. Evet. Görüşmek için aradım. Niye bu terbiyesizlikleri yapıyor diye aramıştım. Fakat adam utancından açamıyor. Adam telefonunu kapattı. Açmadı. Heh, şimdi bugün geldiğimiz noktada lafımı tamamlayabilirsem. Senin gibi bir kadın nasıl kocasının
kendisini terk ettiğini düşünürü ben anlayamıyorum. Mesela iki gündür yani özellikle bu cinayet meselesi tamamen netleşince. Şimdi yani benden kamyon alıyordu ya, kamyon aldı dedi, biraz borçlandı dedim, bu bir iki ay geziyor arada. Aa, gelir abi. Benim umudum hep vardı yani. Ya üç aydır mı bu adam aynı şeyden geziyor? Meşgul alıyor, hep telefonu meşgul alıyor. Çalıyor telefonu, açmıyor. İnternete de giriyor. E baksana adamlar tüm bankaları soymuşlar, boşaltmışlar. E ben ne bileyim, emniyet dedi, Ankara emniyeti. Ha, bu kadarını telefonu taşıyamaz yani dedi o kimse dedi. Bu işi yapan telefon, telefon taşıyamaz dedi. Senin kocan kendi yapıyor. Beni aradı dedi, Esertepe'de kim var? Esertepe'de bunlar kalıyor dedi herhalde. Sinyal ötüyor, benim bizim Esertepe'de kimse yok. Bu kadar şey tamam, aklın sarıyordu, kocanı aramaya aklın sarmadı mı? Tamam, şimdi dostu olsa sen kabul edin. Bak benimle muhatap olma. Hayır, kabul edecek miydin? Mesela dostu olsa sen durumun hiç kötü değil, sen ya çok rahatsın. Önün boşa geldi. Hayır, dostu olsa kabul edecek miydin mesela eşini? Gitti, gittiyse ana olur ki olur, belki olmaz ama öyle huyu yoktu. Ama gittiyse de yapacak bir şey yok. Canı sağ olsaydı tek öyle olaydı. Hayır, boşanır yani mıydın? İsterse verirdim nikahını, ne yapayım? İsterse değil, o bir başka kadına gitse boşanır mıydın? Gitmezdi, onun öyle huyu yok. Ben biliyorum onu. Tamam, o zaman kadına gitmiyor. Yok. Seni ama de seviyor. Ama ben kamyon alacağım dedi. Adam kamyonu da bana gösterdi. Aha bunu mu alayım, aha bunu mu alayım? Aha, pazartesi indi tamam, şaşmazdım. Tamam, niye o kamyonu sana getirmiyor? İşte ben dedim aldı herhalde, yola gitti. Ben hep umudum uyudu. Yola gidiyor. Sinyal da sürekli gezince. Gerçekten de, vallahi bak. Gerçekten benim umudum buydu. Hiç ben bunu beklemezdim. Yalan söyleme. Yemin ederim öyle umudum buydu. Ya yalan neden söyleme. Benim buraya çıkmamı istemiyorsun? Neden beni tehdit ediyor? Bunun arkasından ikiniz çıkacaksınız yine. Sorar ha, mısınız? Biz yine buradayız, yine buradayız. Biz buraya çıktık da siz buraya geldiniz. Biz çıkmasaydık siz hiç gelmiyordunuz. E tamam, biz gelecek umudu bekliyoruz. Adamın telefonu tabii, geziyor. Gelecek. Telefonu. Ölüsü gelecek size. Ne kadar rahatsın ya, ne kadar rahatsın. Soruşturma tamamlanmadı. Yani o yüzden bir şey de söyleyemiyorum ama... anlayamıyorum yani, çünkü sen... Yani tapuydu, oydu, ev kiralamaktı, kontraktı vesaireydi. Ya. Adam da günahını bak, bir mahalle adamı sever öyle, bizim biz kimseye zararımız yok, yalan ya. Ama bak Seher, biraz da yalan söylediğini kabul et. Bak, ama sonra, yok kardeşim. Ama bak şimdi üst komşun Uğur'la ilgili bile yalan söyledin az ama önce. Ama o zaman Uğur bu tartıştı, evine gittiler, orada dedi bir işi bakayım geleyim arabaya, onu mu diyorlar? Ben bilmiyorum ne zaman olduğunu da, hangi, o zaman değildi tabakçana kırdığında. Vaktimiz var mı şunu izleteyim? Ya da reklama girelim. Şunu da dedim. Şimdi olay kimse, yerine kimseyi dövmedi bile. Olay yerine gitti. Önce dün akşam neler yaşattı onu izleyeceğim. Olay yerine gitti. Olay yerini size göstereceğim. Cenazenin bulunduğu bölge ıssız bir dere yatağı. 2 kilometre gerisinde hobi bahçeleri var. Hasan Hüseyin Çelik'in cenazesi bahçeleri de söylemiştim. Oralarda araştırılsın demiştim, Bağlum bahçelerinde. Söylemiştim. Bir patika yolun sağında yakılmış. 12 kilometre uzaktan birazdan size. Çünkü o dere yataklarında kendisinin de beyanı var. Oralarda gittik, aradık dedi. Yok oraya değil dedim, o geziyordu, ben şöyle dolandım etrafı bunun kızın evinde. Bunu daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Dedim. Işıklara baktım hani karanlıkta dedim, ışık var, ışık var araba. Polis dedi ki biri olsa dedi araba dedi, haber ederler dedi o gece. Ama karanlıktı yani, ben bir şey göremedim etrafı. Bu o karanlıkta bir bayan ne geziyor Müge Hanım orada? Kızımla gezdim ya, niye gezmeyeyim burada ya? İki bayan gezebilir mi o evin karanlıkta, ısız bir yerde? Kendi sokağımı gezdim. Gezerler veya birini ya arıyorsan gezerler. Yani gezintiye çıkmak için belki ya gece karanlığında uygun bir yer olmasa da aramak için. Kardeşim de geldi vallahi sabah acaba beraber. Benim sadece ya anlayamadığım, kocan yok ya. Kocan çok güle oynaya gitmiş ya mesela. Güle oynaya yahu gitmiş. Kardeşim böyle bir durumda insan, kocasının erkek kardeşleri var. Arar der ki abi bak yok koca ortada. Ben görümceme sordum da size geldi mi dedim, yok dedi o da dedi. İşte. Bak ondan bahsetmiyorum, sonra bir gün gelmedi ya. Nerede senin abin ya. Tamam bir gün sonra sordum tamam, zaten. Tamam bir de senin de abilerin var. Onlar geldiler. Tamam bunları da çağırırsın. Çağırmadım. Arasınlar işte. Ama görümcem haber etti, aradılar sabah erkenden, aradılar hepsi ya. Ondan bahsetmiyorum. Buraya gelen süreçte de bu kadar hakaret edip küfürleşene kadar senin kocanı bulacaklardı ya hayatım. Bizim suçumuz ne burada? Bize niye mesela bu kadar suçum var diyor mu şimdi hiç? Müge Hanım. Niye hakaret ediyor? Bir de şu var. Bizim aile ortamını tamamen bozmak için. Bak kardeşleri kendi oğlum, miras için davranıyorlar. Bacım Gil'e gidiyorlar. Benden bildi. Hiç alakası. Bacım Gil'den ne anlattılarsa. Kız kardeşime ne anlattılarsa. Ya kız kardeşimiz hiçbir yok şey yok efendim var. Onun 30 yaşında kızı varmış da güya Veysel demiş evde kaldı da bilmem ne oldu. Hayır, da. Bu gibi çirkin kelimeler söyleyerek onları da bizden soğuttular. Hayır, hiç gerek yok. Onu da bizden soğuttular. Onu da bizden soğuttular. Zaten kız yani sen kendi bak. Sen...
Allah dedi ya. Yemin ederim kadına o kelimeleri duymak istemiyorum. Bir ara verelim Hüseyin Hem orayı bize göstersin. Hem dün gece neler yaşandı, bu tatil meselelerini de anlatmış. Ayrıca üst kat komşunuz da konuştu. O da özür diledi eğer dedi. Yok canım onlar şeyse. Eşin de yayına bağlanacak. Onun da söyleyecekleri var. Sen onun da galiba telefonunu kapatmışsın. Ondan sonra engellemişsin telefonunu. Ondan sonra onun da söyleyecekleri var. O arada da zaten bakalım Ankara'dan gelecek haberi bekliyoruz. Benim bu arada teşekkürlerim de var. Ben Hasan Hüseyin Çelik soruşturmasını yürüten Ankara Emniyet Asayiş Şube Kayıp Şahıslar ve Cinayet Büro Amirliklerine teşekkür ediyorum. Ayrıca soruşturmaya katkı sağlayan İstanbul Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine, özellikle de Büro Amiri Serhat Göncü'ye çok teşekkür ediyorum. Çünkü fitili aslında o ateşledi. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronumu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.